Miryo Kefalon Zaferi, 17 Eylül 1176. Anadolu Türk tarihi açısından çok büyük bir öneme sahip Miryo Kefalon Zaferi'nin kazanıldığı topraklardayız. Şivril, M.Ö. 5000'li yıllarda başlayan yaşantısıyla uzun zaman değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Arzava Krallığından Roma ve Bizans'a kadar birçok medeniyet bu topraklarda yaşantısını sürdürmüş ve 5000 yıldır kesintisiz yaşantımızın devam ettiği mahallelerimiz var. İşte Beyci Sultan Höyüğümüzde yapılan kazılarda da 40 tane farklı medeniyetin bu coğrafyada yaşadığını bizler biliyoruz ve bütün dünyaya buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Anadolu ve Türk tarihi açısından bu önemli dönüm noktasına sahip savaş, Malazgirt Zaferi ile birlikte Türklerin Anadolu'ya akın akın gelmelerinden sonra Bizans İmparatorluğu bu akınlara son vermek ve Türkleri Anadolu'dan çıkarmak için büyük bir orduyla bir sefer başlatmış ve Çivrilimiz sınırları içerisinde Düzbel'de ve Küfü'de büyük çatışmalar meydana gelmiş ve Anadolu Selçuklu Devleti Bizans İmparatorluğunu çok büyük bir yenilgiye uğratarak çok büyük bir zafer kazanmışız. Bu kutlu zaferi bu topraklarda kazanmış olmaktan dolayı hakikaten çok mutluyuz, gururluyuz. Bu zaferi de bu yıl 840.sünü kutlayacağız. Önümüzdeki yıllarda daha büyük coşkuyla bu zaferi kutlamak istiyoruz. Bu zaferin, bu topraklarda meydana gelen bu savaşın bütün bilgi ve belgeleriyle çalışmalarını yapıp ortaya koyan çok değerli bilim insanlarına, çok değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten Türk dünya tarihi açısından büyük öneme sahip olan bu savaşın bizim coğrafyamızda olmasını ve bunu bütün dünyaya duyurmamız gerektiğini bizler biliyoruz. Ve yapacağımız, şimdiye kadar yaptığımız çalışmalar, bundan sonra yapacağımız çalışmalarla bu zaferi bütün dünyaya duyuracağız. Çünkü Malazgirt'ten sonra Türk dünyası açısından, Anadolu Türk dünyası açısından en önemli savaş Miryo Kefalon Savaşı'dır. Bu savaşta Anadolu'nun tapusu alınmış, mühür vurulmuştur ve bu savaşta Çivril'de meydana gelmiştir. Bizler bu savaş bütün dünya, Türk dünyası için çok önemlidir. Ülkemiz için önemlidir ama Çivril'imiz için bir daha da önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu önemi gelecek nesillere de aktarmak istiyoruz. Türk Oğuz soyundan Çağrı Bey'in oğlu Sultan Alparslan, 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda yapılan büyük savaşta İmparator Roman Diyojen'i mağlup edip esir alınca, Türkler için Anadolu kapıları açılmış ve Türk milleti bir daha çıkmamak üzere Anadolu'ya akmıştır. Birçok medeniyetin kök saldığı Anadolu, dünya üzerindeki konumu, bereketli toprakları ve ekonomik zenginliği nedeniyle tarih boyunca savaşların eksik olmadığı bir yerdi. Türklerin bu topraklara gelmesiyle aynı kaderi bir daha yaşamaya başladı. Öyle ki Bizans bu toprakları canı pahasına koruyor ve bu hususta sürekli batılı Hristiyan dindaşlarından yardım istiyordu. Denizli coğrafyası, iki Haçlı Savaşı'nın gerçekleştiği bir coğrafyadır. Bunlardan bir tanesi Miryo Kefalon Haçlı Savaşı, bir diğer ise Kazıkbeli Haçlı Savaşı'dır. Miryo Kefalon Haçlı Savaşı Çivri sınırları içerisinde, Kazıkbeli ise Acıpayam Tavas Serimhisar makasında gerçekleşmiş bir savaştır. Denizli genel itibariyle değerlendirildiğinde Türk kültür tarihinin önemli merkezlerinden biridir. Türk kültürünün şifrelerinin, kodlarının, bütün izlerini çok net bir şekilde görebildiğimiz bölgelerden biridir Çivril bölgesi. Çivril bölgesinin özellikle mezarlıkları, mezar taşlarının üzerindeki işaretler ve damgalar,
Anadolu'nun tarihiyle, Anadolu'daki Türklerin tarihiyle ilgili bize çok önemli ipuçları vermektedir. Bilhassa Çivril'in Özdemirci, hatta Süller Karahanlı'ya kadar uzanan havzada, Uşak Karahanlı'ya kadar uzanan havzadaki mezarlarında görmüş olduğumuz damgalar Anadolu tarihinin, Anadolu'daki Türk tarihinin bize önemli işaretlerini vermektedir. Ancak Bizans Haçlı direnişi ne kadar büyük olsa da Selçuklu Türkleri iki ileri bir geri tarzındaki yürüyüşleriyle ta iç Batı Anadolu'daki Denizli ili sınırlarına dayanmışlardı. Malazgirt zaferi üzerinden geçen 105 yıllık zamanda Türklerin batıya ilerleyişini durdurmak ve hatta onları Anadolu'dan atmak için gösterilen tüm çabalar sonuç vermemişti. Bizans İmparatoru Manuel Komnenos, Türkleri tamamen Anadolu'dan atma ümidiyle 1176 yılının baharında yapacağı büyük seferin hazırlıklarına başlamıştı. Bizans kaynaklarının bildirdiğine göre, İmparator Komnenos İstanbul'dan Balıkesir'e gelerek buradan büyük bir orduyla savaş seferini başlatmış oldu. Selçukluların başkenti Konya'yı ele geçirmek hayaliyle doğuya doğru harekete geçti. Denizli topraklarına yürüyen İmparator Komnenos, Denizli antik kentleri Laodikya'ya, oradan Kolossa'ya, Honaz'a geldi. Burada bulunan Başmelek Mikail Kilisesi'nde seferi zaferle taçlandırmak için dua ettikten sonra doğuya doğru yürüyüşüne devam etti. Bu arada savaş ve yük arabaları, askerler ve onların ailelerinden oluşan kalabalık ve hantal Bizans kafilesine yer yer Türkler yıpratma saldırılarına başlamışlardı. Bu yıpratma ve taciz hareketleri eşliğinde yoluna devam eden Bizans ordusu, Lampis Çardak Daskır Ovası'ndan itibaren Sultan II. Kılıç Arslan'ı takip etmeye başlamıştı. Bu takibat esnasında önce Kelenay-ı Dinar'a varmış, oradan kuzeydoğuya doğru yönelerek ve Menderes Yatağı'nı takip ederek Bizans için esas felaketin vuku bulduğu yer olan Homa Gümüşsu'ya gelmiştir. Selçuk Sultanı II. Kılıç Arslan bu zaferle birlikte Anadolu topraklarına Türk damgasını vurmuş ve Anadolu tapusunu Türklerin üzerine tescil ettirmiştir. Bizans kaynaklarında Mirekefalon Savaşı'nın Denizli'nin Çivril ilçesinin sınırları içerisinde bulunan Homa mahallesinin yakınındaki bir geçitte meydana geldiği vurgulanmıştır. Mirekefalon Savaşı ile ilgili çeşitli yerlerde yapıldığına dair görüşler olmakla birlikte gerek Niketas'ın kitabında, gerek Manuel'in mektubunda, gerekse diğer kaynaklar bizi Denizli yöresine, Çivril yöresine getiriyor. Bizans ordusunun öncü kuvvetlerinin yoğun saldırıdan kurtulmak için geriye dönmeye çalışmaları ve böylece geriden gelenleri ezmeleriyle İmparator Komnenos büyük bir felaket yaşamış, kendisi de yaralanmıştır. Anadolu'nun tapusunun alındığı savaş olarak kabul edilen Mirekefalon Savaşı'nın yıl dönümünü savaşın geçtiği yer kabul edilen Çivril topraklarında kutluyor olmak büyük bir keyif. Türk varlığının 3 önemli aşamasının olduğu bilinmektedir. Bunun ilk evresini Malazgirt'le başlayan süreç oluşturur. Mirekefalon bunun ikinci aşamasıdır. Nihayet Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük taarruz ve başkomutan meydan muharebesiyle kazanmış olduğu savaş ise son safhasını oluşturur. Mirekefalon Savaşı Çivril sınırları içerisinde olduğu düşünülürse Çivril'in Anadolu Türk tarihi açısından, Türk varlığı açısından bir kader coğrafyası olduğu da kolayca anlaşılır.
Anadolu Türk tapusunun mührü 17 Eylül 1176 yılında Çivril'de vurulmuştur.